Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Ken Ankara ile TYT Geometri Kampı'nın 6. hafta videolarına başlıyoruz. En önemli haftalardan birindeyiz. Çünkü niye? Eşlik ve benzerlik işleyeceğiz. Hele hele benzerlik bizim için aşırı derecede önemli. Bundan sonraki her konuda karşına benzerlik çıkacak. Zaten bunu sen de göreceksin. Eşlik de zaten benzerliğin bir altyapısı. Üçgende eşliği tek bir videoda halledeceğiz. Üçgende benzerliği 6 videoda halledeceğiz. Yani toplamda biz bu hafta 7 video bekliyor. Ama gözün korkmasın. Çünkü ben benzerliği 6 videoda dedim de 4 videoda da halledebilirdim. Kazanım kazanım ayırdım ki daha iyi anlayabilesin diye. O yüzden bu haftaya bence çok önem ver. İşin içine iyice gir. Benimle birlikte bu işi iyi bir şekilde hallet. Dik üçgeni ve benzerliği iyi bilen geometriyi çok iyi bir şekilde yapar diye daha önce de söylemiştim. Hadi bakalım en önemli konulardan birindeyiz. Şimdi ilk dersimizde ne işliyoruz? Üçgende eşliği işleyeceğiz. Yani sayfa numarası 55, 56 ve 57'yi işleyip Üçgende eşliği bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Eşliğin tanımıyla hemen olaya başlayalım. İki üçgende karşılıklı kenarlar eşit ve karşılıklı açılar eşitse biz bu iki üçgene eş üçgenler adını veriyoruz. Eşlik sembolü de şu şekilde gösteriliyor. Eşitlerin üstünde bir S işaretiyle gösteriliyor. Yalnız dikkat et. İki üçgende açılar eşit olacak. Kenarlar da eşit olacak. Ama şu bağlam çok önemli. Aynı açının karşısındaki kenarlar eşit olacak. Mesela ABC üçgeni ve DEF üçgeni verilmiş. Açılar nokta çizgi çift çizgi. Burada da nokta çizgi çift çizgi. Kenarlar çizgi çift çizgi S. Çizgi çift çizgi S. Buradaki kenarlar öyle boşuna şu şekilde yerleştirilmemiş. Dikkat et. Aynı açının karşısındakiler. Noktanın karşı çizgi. Noktanın karşı çizgi. Çizginin karşısı çift çizgiyken çizginin karşısı çift çizgi. Ve burada çift çizginin karşısı S iken çift çizginin karşısı S. İşte Burada buna dikkat edeceksin. Eşlikte açılar çok önemli. Hemen notunu al buraya bak. Buraya notunu al o güzel notunu. Açılar çok önemli. Eşlikte ilk etapta açıları yazarız. Açıları yazdıktan sonra da aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir cümlesini kullanırız. Benzerlikte de biz aynı şeyi yapacağız. Benzerlikte de açıları yazıp aynı açının karşısındaki kenarları sadece oranlayacağız. He üçgende eşliğe tam başlamadan şunu da söyleyeyim ben sana. Büyük ihtimal eşlikte böyle bu teoremler falan biraz canını sıkabilir. İlk etapta oturmayabilir ama devam edeceksin. Üçgende benzerliği anladıktan sonra üçgende eşlikte kendiliğinden oturmuş olacak. Çünkü benzerlik oranı bir olan üçgenlere biz eş üçgen adını veriyoruz. Şimdi biraz böyle %50'si ya da %40'ı otursa bu eşlikte. Ama eşliği de dinlemeden sakın geçme. Eşlikte böyle dediğim gibi %30'u bile otursa devamı gelecek. Devamı sonrasında çok rahat bir şekilde gelecek. Şimdi eşliğe geri dönelim. Eşlikte dedik ya... Açılar eşit olacak, kenarlar eşit olacak ama aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit olacak. Şimdi burada ABC üçgeni eşittir FDE üçgeni yazmışız. Burada bu bu şekilde verildiği zaman ABC niye DEF'ye eş değil hocam diye sorabilirsin. Bunun yazılışında bile bir sistematiklik var. Buna dikkat et lütfen. Çünkü burada ABC'yi yazarken nasıl yazdık? Nokta çizgi çift çizgi. Burada da FDE üçgenine eşmiş. Bak nokta çizgi çift çizgi diye. İşte açılar aynı sıralamada gidecek. Tam tersinde düşünebiliriz. Bu şekilde bir şey verildiği zaman bize ABC üçgeni eşittir FDE denildiği zaman şu şekilde yorumlayabilirsiniz. ABC'deki A açısıyla FDE'deki F açısı eşit ya da B açısıyla D açısı eşit ya da C açısıyla da E açısı eşittir deyip bu şekilde verildiği zaman üçgende açıları bu şekilde yazabiliriz. Bu açıları yazdıktan sonra aynı açının karşısındaki kenarlar da birbirine eşitleriz. Hem açıları hem kenarları düzgün bir şekilde yazmış oluruz ya da ABC üçgeni eşittir FDE geldi ya. Bak dikkat et. AB yani ilk ikinin şuradaki ilk ikiye FD oranı diyecektim ama değil. Buradaki AB ile FD birbirine eşittir ya da buradaki BC ile DE birbirine eşittir ya da AC ile FE uzunlukları da birbirine eşittir. Uzunluklarla da alakalı. Bu şekilde eşitlik verildiğinde bunu bu şekilde yazabilirsin. Ama bence açıları yazdın ya aynı açının karşısındakileri eşitle olay bitecek bence. Şimdi zaten burada açıları söyledik. E, kenarları da söyledik. E, her şeyi hallettik. E, o zaman gel bakalım şimdi sorulara. Ne demiş burada? İki tane üçgen verilmiş bize. ABC eşittir FED demiş. Şimdi ABC'deki A açısıyla ne? Ka kaç derece? 40 derece. FD'deki F açısı e o zaman burası da 40 olacak. Aa hocam 40 70 ise burası da ne olacaktır? 70 olacaktır. E hocam bu 40 70 70 ise bu da 40 70 70. Ya da şimdi Buradaki B açısı ile E açısı eşit olacak. B ile E açısı 70'e 70 olacak. 3. E, üçüncü açıda zaten otomatikman ne yapıyor? 70 yapıyor. E hocam iki üçgen eş. Aynı açının karşısında kenarlar birbirine eşit. 70'i karşısı. Çünkü bu cümle bize hayat kurtarır eşitlikte. Burada 70'i karşısı var. 3x 1 buradaki 70'i karşısına eşittir. Aa hocam bu zaten 70'e 70'e x kenar ya da buradaki 70'i karşısında kenar buradaki 70'i karşısındaki kenara eşittir. Yani 3x 1 eşittir. Y'lisini eşitlemeyelim şunu eşitleyelim. 2x artı 3 olur. Buradan da x'i kaç buluruz? 4 buluruz. E hocam x'i 4 bulduysak 4 kere 2 8 3 daha 11 yapar burası. E o zaman bu y artı 3 de 11 olacak. Y artı 3 de 11 ise y'yi de kaç buluruz buradan? 8 olarak buluruz. Yani örnek 1'i 8 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Şimdi yine eşlik verilmiş bize. Hemen üçgenleri belirleyelim. Bazen iç içe üçgenler olabiliyor. Buradaki üçgenle yani BCF üçgeniyle hangi üçgen eşmiş? ECD. İşte şu üçgen eşmiş. Tamam üçgenleri belirledik. Bunda ne yapıyoruz? İlk işimiz açıları yazmak kardeşim unutma. Hocam B açısı nokta açısıysa E açısı da nokta açısı olacak öbür üçgende. Sonra C açısıyla C açısı eşit olacak. Bu üçgende C açısı burası öbüründe de C açısı burası. Hocam bir de C eleman B'de demiş yani bu doğrusal demek. Bu açılar birbirine eşit ve tamamı 180 ise buradaki açılar 90'ar derece oldu? Evet. E sonra F açısıyla da D açısı eşit olacak. Şuraya çizgi dersen burası da çizgi olacak. Aynı açının karşısındakileri eşitliyoruz. Hocam burada noktanın karşısı 6. Noktanın karşısı burada da 6 olacak. 90'ın karşısı 10. 90'ın karşısı burada da 10 olacak. 6, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden 8 çıktı burası. Çizginin karşısı 8 iken çizginin karşısı burası da 8 olacak. Buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Şimdi benden ne isteniyor? AB. E AB hocam şuradaki dik üçgende o zaman bu dik üçgene bak şimdi bir kenar 8 diğer kenar 15. 8, 15, 17 üçgeninden burayı 17 bulduk. AB 17 artı bir de EF diyor. EF'yi de zaten 2 bulmuşuz. Toplamda böylelikle kaç oldu? 19 oldu. Örnek 2 yine bizim mantıkla çok kolay bir şekilde çıktı mı? Çıktı. Geldik örnek 3'e. Hemen KBD üçgenine. Bak üçgenleri belirliyorum. Bazen iç içe. Ka çok karışık şeylerle karşılaşabilirsin. O yüzden üçgenleri belirle. Öbür üçgende şu üçgenmiş. Yani EC ile üçgen. Bunlar eşmiş eş diyor bana. Yaz açıları hemen. Hemen yazıyorum. KB'deki KBD'deki K açısıyla öbüründeki E açısı birbirine eşitliği yazdık mı? Sonra B açısıyla C açısı eşit. Hocam şurasıyla şurası birbirine eşit. Ve üçüncü açılarda otomatikman zaten birbirine eşit. Eyvallah yazdık şimdi bunları. Şimdi çift çizginin karşısı 6 ise çift çizginin karşısı. Pardon 2 ise çift çizginin karşısı 2. Burada noktanın karşısı var. Noktanın karşısında 6 yazdık. Tamam. Bizden ne isteniyor? AL artı EC. AL'yi bilmiyorum. EC'yi biliyorum. 2. AL nerede? Hocam AL büyük üçgende. E hocam bak verilen bilgileri kullanacağız. Verilen bilgileri kullanmak bizim için çok önemli. Şu büyük üçgende. O zaman büyük üçgen dikkat edeceğim. Büyük üçgende şurası 8 de verilmiş. Aa hocam büyük üçgene bakıyoruz ya. Şu açı kaç? Çizgi. Bu açı da çizgi. Aa ne çıktı burada? ikizkenar kenar çıktı. Madem ikiz kenar çıktı. Burası 10 burası da 10'dur. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. E o zaman olay bitti. A'yı de 4 bulduk o zaman. Değil mi? Şu x'i. 4, 2 daha kaç çıktı cevap? 6 çıktı arkadaşım. Evet güzel sorulardı. Böyle ABC işte benze, eştir D, F falan dediği zaman üçgenleri belirleyip açıları yazıp en önemli şey zaten bu. Aynı açının karşısındakileri de eşitliyoruz kardeşim. Tamam bunu sakın ama sakın unutma. Evet örnek 3'ü bulduk. Şimdi geldik eşlik teoremlerine. Ne demek eşlik teoremleri? Kardeşim her zaman hala hazırda işte A, B, C eşittir, D, F bilmem ne gibi şeyler karşımıza gelmeyebilir. Hala hazırda gelmeyen ifadeler de o zaman eşlikleri biz bulacağız. İki üçgenin eşliği nasıl bulunur hocam? Elimizde bak ne var? Bir açılar var bir de kenarlar var. Üçlü yap bakalım dediğimde. Üçlü yaptığımız zaman ne dersin? Mesela A, A, A dersin. Açı, açı, açı. Ya da K, K, K dersin ya da açıyla kenarı birleştirirsin. Mesela iki tane kenar bir tane açı olabilir değil mi? O da KAK. Ya da iki tane açı bir tane kenar da olabilir. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Açı 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 eşlik yok arkadaşlar. Açı 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 eşliği. Çünkü açı 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 eşliğinde ben iki üçgende aynı açılı büyüğünü çizebilirim böyle. Yani bunu iki kat büyüttüğün zaman burası nokta, burası çizgi, burası da çift çizgi oldu. Bu üçgenler eş olmuyor. Demek ki açı açı açıda bir eşlik yok. Sonra Kenar kenar kenarda evet iki üçgende bütün kenarlar birbirine eşitse iki üçgen eştir. Biraz sonra geleceğiz. Bu olabilir kenar kenar kenar. Kenar açı kenar. Ee, hocam kenar kenar açı mı? Hayır sıralaması da şu şekilde kenar açı kenar. Şimdi bundan bahsedeceğim zaten. Bu olabilir. Açı kenar açı olabilir mi? O da olabilir arkadaşlar. Biraz sonra bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle kenar açı kenar eşitinden bahsedeyim. Yani bu üçlü bir şekilde yazdığımız zaman kenarlar ve açıyla ilgili. Üçlüleri yazdığımız zaman bu şekilde sadece 3 tane eşit diyorum bir çıkıyormuş. Şimdi kenar açı kenar eşliğinden bahsedeyim. Kenar açı kenar eşliği. Yani şundan bahsediyorum arkadaşlar. İki üçgende bak çok kolay aslında. Aynı açıya ait kenarlar karşılıklı olarak birbirine eşitse. Bak tekrarlıyorum. İki üçgende aynı açıya ait kenarlar karşılıklı olarak iki üçgende birbirine eşitse. Bu iki üçgen eştir. Yani zaten eşlikte biz açıya bakıyoruz ya. Tek bir açı varsa Hemen açının kollarına bak. Mesela bu ABC üçgeninde şu açının koluna baktım. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Öbür üçgende de alfanın kolları çizgiye çift çizgi ise iki üçgen ne oluyormuş arkadaşlar? Eş oluyormuş. Tamam e sen bunların o zaman eş olduğunun farkına vardın. Eş olduğunun farkına vardıktan sonra videonun başında öğrendiğimiz tekniği burada da uyguluyoruz. Biz ne öğrendik? Allah kalem gidiyordu. Biz ne öğrendik? Heyecan yaptım. Biz ne öğrendik kardeşim? Açılar. Açı yazmak önemliydi. Eşitte ediyoruz. diyoruz? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Ya da tam tersi eşit kenarları gören açılar da birbirine eşittir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İşte burada iki üçgenin eş olduğunu şu kalıpta anladık ya. Açının kolları alfanın kolları çizgiye çift çizgiye çizgiye çift çizgiye iki üçgen eş. E o zaman hocam buradaki çizgiyi gören nokta açısı ise buradaki çizgiyi gören de nokta açısıdır dersin. Çift çizgiyi gören çizgi ise çift çizgiyi gören burada da çizgi dersin. Sonra çizgi çift çizgi. Alfanın karşısında S dersen alfanın karşısında S dersin. Bak bütün açıları bulduk. Nokta çizgi alfa. Burada da öyle. Bu Kenarlar da çizgi çift çizgi S şeklinde çıktı. O zaman eksik bir şey kalmadı kardeşim. Tamam mı? Ama önce neyi bilmek lazımmış? Eşlik teoremlerinden kenar açı kenara bilmek lazım. Zaten bu eşlik teoremlerinden en fazlası bu çıkıyor arkadaşım karşımıza. O yüzden buna dikkat et. Kenar açı kenar eşliği gerçekten diğerlerine nazaran biraz zor gibi oluyor. O yüzden ilkinde verdim. Hatta benzerlikte de biraz zorlanıyorsunuz. Ee, i̇lk etapta buna şey yapın. Yalnız bir açı varsa hemen kollarına bakıyoruz. Unutma bunu. Tamam mı? Bunun aynısını benzerlikte de yapıyoruz. Zorlanma. Sakın zorlanma. Bak mesela şu soruya bakıyoruz. 20-80 büyük üçgende. O zaman burası 80 mi oldu? Evet. Şimdi eşitler de var burada. A. 80'in kolları. Bak şimdi şu üçgene bak. Bu üçgene bak. Ve bu üçgene bak. 80'in kolları. Eşit kenarlı üçgenlere bakacağım büyük ihtimalle. Hocam 80'in kolu çizgiye çift çizgi. 80'in kolu çizgiye çift çizgi. Bitti. E o zaman bu iki üçgen nedir? Eştir. Neden dolayı eştir? Kenar açı kenardan dolayı. Çünkü aynı açının kolları çizgiye çift çizgi olduğundan dolayı. Madem eş, eşliği kullanacağız. Açıları eşitliğini göstereceğiz. Hocam çizgiyi gören x açısıysa çizgiyi gören x açısıdır. E olay bitti. Bak şuradaki üçgende iki iç açı bir dış açı diyebiliriz. Ya da şuraya y dersem çift çizgiyi gören çift çizgiyi gören burası da y'dir. Şimdi dikkat et. x artı y artı 80 neye eşit? 180'e eşit. E o zaman buradan x artı y'yi kaç buluruz? 100 buluruz. Acam, alfa da burada ya. Bak yan yana bunlar. x artı y artı alfa da 180'e eşit. x artı y 100 olduğundan alfa da kaç yapacaktır? 80 yapacaktır. Örnek 4'ü 80 bulduk. Geldik örnek 5'e. ÖSYM'nin de zamanında sormuş olduğu bir soru tipidir. Lütfen dikkat edin. Çözüm yöntemine de lütfen dikkat edin öyle hali hazırda. Açılara direkt işte alfa burası. Diğer üçgende de alfa burası demeyebilir. işte aynen burada olduğu gibi. Bak ne diyor? ABC eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgen ya. Şu kenarların eşitliğini gösterelim ve eşkenar üçgenin tanımını kullanıyoruz. Verilen bilgiyi kullanıyoruz. Açıları yazıyorum. 60 burası. Burası da 60 ve şuradaki açıda nedir? 60 derecedir. Sonra eşitlikler verilmiş. Ben bu eşitlikleri kullanacağım. Bak eşitlikleri kullanacağım. Verilen bilgiyi kullanacağım. E o zaman eşitliği kullanacaksak kardeşim Şimdi eşkenar üçgenin bir kenarına da ben şöyle bir çizgi diye göstereyim. E ben bu eşitliği kullanacaksam bu eşitliğe ait bir üçgen var mı? Var hocam. Nerede? Bak şuradaki üçgende. Gördün. Değil mi? Üçgene dikkat edeceksin sadece çift çizgiye ait bu üçgen var. Değil mi? Yani bu çift çizgiyi kullanmak istiyorum çünkü. E hocam başka şu çift çizgiye ait bir üçgen var mı? Var. İşte tam olarak burada bak şu üçgende. A hem sarı üçgende hem de mavi üçgende çift çizgi kenarları var. Ve 60'ı kola burada çift çizgiye çizgi eşkenar üçgenin bir kenara çizgi demiştik ya. Burada da 60'ın kolları çift çizgi çizgi. Yani hangi üçgenlere dikkat edeceğini nereden kullanıyoruz? Verilen bilgilere bakarak çift çizgiye ait üçgeni belirledim. Çift çizgiye ait üçgeni belirledim. A 60 kolları çift çizgiye çizgi. 60 kolları çift çizgiye çizgi. Yani bu sarı üçgenle mavi üçgen ne oldu? Eş oldu. Bitti olay. Aynı kenarı gören açılar birbirine eşit. Ya da aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Burada çift çizgiyi gören açıya ben bir x açısı dersem. Buradaki mavi üçgende çift çizgiyi gören burası da x değil midir? Evet. E sanırım bu yetecek galiba. Tamam 60 dereceydi. Buraya kaç kaldı? 60 eksi x kaldı. Hocam şu üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı. Hop. X ile 60 eksi toplamı 60 yapar. Alfa da kaç yapar o zaman? 120 yapar. Güzel bir soru mu? Gerçekten güzel bir soru. Bak ÖSYM zamanında bunu sordu mu? Sordu. Bazen karşımıza böyle sorularla çıkabilir. Dikkat et. Orada da her zamanki söylediğimiz teknik nedir? verilen bilgileri kullanabilme. Verilen bilgileri bakacaksın. Geldik 6'ya. Evet 6'nın benzerini de sordu. Şimdi beraber yapalım mı diyeceğim ama öncelikle sen bunu yapsan nasıl olur? Böyle arada sana bir şey veriyorum çünkü. Bak kenarı çık kenarı öğrendik. Sorularını çözdük. Yap bakalım ama verilen bilgilere dikkat et. Bak burada verilen bilgiler ne? Sana bir tüyo vereyim. Hocam eşkenar üçgenler. Bir eşkenar üçgen çizgi kenarı diye göster. Diğer eşkenar üçgen çift çizgi diye göster. Bir. 2. Bir de burada neye dikkat edeceksin? Bak eşkenar üçgenlerin ortak bir noktası var. Boşuna onu vermemişlerdi. Bir de oraya yoğunlaşacaksın. Tamam mı? Hadi bakayım ben şimdi çözüme başlayayım. ABC ve AD, a'de bir eşkenar üçgen demiş. Bu çizgi çizgi çizgi. Eyvallah. Sonra öbürü de şu eşkenar üçgen. Hocam bunu da böyle göstereyim. Yani bir kenar çift çizgi. Şöyle şurası da çift çizgi. Hatta burası da çift çizgi. Tamam. E sonra Üçgenleri belirledik hocam. Çift çizilik bir üçgen ve çizgilik bir üçgen var. ABC üçgeninin alanı nedir diye soruluyor. Bir de verilmiş. Ben biri de kullanacağım. Bir nerede? Hocam bu üçgende. Bu üçgende diğer bir bilgi var mı? Yok. Ama bir bir de aynı zamanda şu üçgende değil mi? O zaman bak biri kullanabilmem için ben şunu kullanacağım. Ya da hocam bire ait bir ve üçlük şu üçgen var. Bir işimize yarıyor mu? Yok. Hiçbir özel bir açı da yok. Sadece şurası 60 derece. Şuradaki açıyı bilmiyoruz. Ya tabii burada açıları da yazmak lazım aslında değil mi? Öyle ezbere iş yapmayalım. 60 60, bunun tamamı 60. Sonra öbür üçgende de hocam burası 60, burası da 60, bunun da tamamı 60. Hmm. Şimdi bire ait büyük ihtimalle şu üçgene bakacağım o zaman bu üçgende bir şeyler yapacağım. Ve bu arada iki tane eşkenar üçgenin kestiği nokta neresi? Bu A köşesi değil mi kardeşim? Şuraya dikkat et. Bak, şunun tamamı 60, bunun da tamamı 60. Ben buraya eğer alfa dersem burası 60 eksi alfa oldu. E hocam tamamı da 60 olacak ya. 60 eksi alfası buradaysa burası da alfa oldu. A. Bir araçısı eşit olan üçgenler geldi. Bak sarı üçgen biri kullanacağız. Bir de buradaki üçgen de aynı üçgen değil mi? Evet çünkü niye? Bak alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi. O zaman iki üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. Alfanın karşısı birse alfanın karşısı burada da birdir. ABC üçgenin alanı isteniyor. Eşkenar üçgendir. üçgende bir kenarı 4 bulduk. O zaman alan A kare kök 3 bölü 4'tür. Yani cevap böylelikle 4 kök çıkar arkadaşım. Evet güzel bir soruydu. ÖSYM'de bunu sordu mu? Sordu zamanında arkadaşım. O yüzden bu iki soruya özellikle şu ve buna lütfen dikkat et. Geldik şimdi açı kenar açı eşliğine. Açı kenar açı eşliği. Bu ne demek? İki üçgende aynı kenara ait açılar birbirine eşitse bu iki üçgen eştir diyoruz. Mesela bak çift çizgi kenarlarına ait açılar. Bu noktaya çizgi. Bu da noktaya çizgi ise bu iki üçgeni ne diyormuşuz? Eş üçgen diyormuşuz. Üç şart sağlanacak ya ondan dolayı. Ya zaten şöyle koy. Bak bu kaleme ait. Şöyle bir açı böyle bir açı belirle. Ondan sonra aynen bu kalemi burada göster böyle. Burada gösterdikten sonra da aynı açıyı buradan ve buradan getir. Aynı üçgen olmaz mı? Mantığına da yatmıyor mu? Yatıyor. E o zaman bu iki üçgen ne oldu? Kesinlikle ama kesinlikle eş üçgen. Aynı kenara ait açılar birbirine eşit olursa. Tamam mı? Yalnız ben bunu bu şekilde yapmıyorum. Çünkü bu şekilde bunu fark etmek biraz zor oluyor arkadaşlar. Ben bunu üçgende benzerlikteki açı açı açıya benzetiyorum. Çünkü iki üçgende iki açı birbirine eşitse, nokta çizgiyse, üçüncü açılarda çift çizgi olmak zorunda değil mi? E, kesinlikle. E iki üçgende o zaman bütün açılar eşitse ve aynı açının karşısındaki kenarlar da birbirine eşitse biz bu iki üçgene eşittir diyebiliriz ki bence böyle daha mantıklı. Çünkü bu kenara ait öyle açılar noktaya çizgiye noktaya çizgiye deyip de bunu fark etmektense, açıları yazarım iki tane açı aynıysa, bak nokta çizgi Üçüncü açıya çift çizgi dersem 180'e tamamlayan. E nokta çizgi ise üçüncü açı çift çizgidir. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki de kenarlar da eşitse. Ki zaten aynı açıyı biz üçgende eşit de çok kullanıyoruz. İki üçgen eşittir diyoruz. Bence böyle yap. E o zaman eksik parçalarını nasıl tam bulacağız? Hocam iki üçgen eş bulduk ya. Noktanın karşısı bu kenar. Noktanın karşısı bu kenar. Çizginin karşısı S ise çizginin karşısı S deyip. Bütün açıları da bulmuş olduk. Bütün kenarları da böyle yazmış olduk mu? Olduk. Ama kalıbımız ki, açı kenar açı. Ama dediğim gibi açı açı açıya benzettik. Bütün açılar eşit. Aynı açının karşısındaki kenarlarda da eşit demek. Soruyu daha rahat bir şekilde çözdürür sana. Hemen geldik şuraya. Çok fazla konuşmayalım. E burada açılar eşit verilmiş. iki üçgenden. E tamam bir şeye bakalım. Yani bir şu üçgende bir de buradaki üçgende. Açıları da alacağımız belli. Hiçbir şey yapamıyoruz burada. Sadece burası 2 3 verilmiş, 3 verilmiş. Bir de şu AD ile CE birbirine eşit verilmiş. Hmm. Ne yapacağız burada? bir açılara dalalım kardeşim. Şuraya alfa dersem buraya beta dersem. İki iç açı bir dış açıdan alfa artı beta oldu burası. E hocam burası da alfa artı beta o zaman. E ters açıdan burası da beta mı? Evet. E beta ise iki iç açının toplam bir dış açıdan hocam burası alfa oldu. E sonra ne yapacağız? Ya iki üçgende şu kenarlar eşit verilmiş. Demek ki ben bu üçgenlere dikkat edeceğim. Ben ne diyorum her zaman? Bak geometri görme işi diyorsunuz. Evet bazılarınız görerek yapabiliyor ama görmeye takılı kalmayın bence. Verilen bilgileri kullanmak lazım. Adam sana şu üçgeni vermiş. Şu üçgendeki bu kenarı vermiş. E bir de neye dikkat edeceksin? Bir de bu üçgendeki diğer kenara dikkat edeceksin. Bak bu kenarlar işte vermiş. O zaman sen dikkat edeceğin üçgenler sarı ve mavi üçgen. E tamam hocam sarı ve mavi üçgene bakalım. E alfa, alfa artı beta. Üçüncü açıyı ben buraya çift çizgi dersem. A, alfa, alfa artı beta. Üçüncü açı yine aynı buradaki. Yani iki üçgende alfa, alfa artı beta çift çizgi. Alfa, alfa artı beta çift çizgi. İki üçgende bütün açılar eşit oldu. Ve sarı üçgende çift çizginin karşısındaki bu kenar. Mavi üçgende de çift çizginin karşısındaki bu kenar. Yani bu kenarlar birbirine eşit ya. Aynı açının karşısındaki kenarlar eşit oldu. O zaman bu sarı üçgenle mavi üçgen ne oldu? Kesinlikle eşit oldu. İşte verilen bilgiyi kullanmak dediğim bu. Sarı üçgen ve mavi üçgen diye belirttiğin zaman olay bitiyor kardeşim. E o zaman burada alfanın karşısı 2 ise burada da alfanın karşısı nedir? 2'dir. E sonra... Hocam burada alfa, alfa artı beta'nın karşısı hop 5 var burada değil mi mavide. Alfa artı beta'nın karşısı hop burada da 5'tir hatta buraya da 3 kalır. E bizden zaten ne isteniyor? Ali Bey uzunluğu isteniyor. Yani cevabı ne bulduk? 5 olarak bulduk. Örnek 7 5 çıktı. Geldik örnek 8'e. Şimdi dostlar biri, beni, beni dinle bir beni dinle. Burada bir şeyler var. Hocam iki tane dik üçgen var elimizde. Nerede o dik üçgenleri şöyle göstereyim. Şu üçgenle şuradaki üçgende. Eyvallah ne yapacağız? Valla arkadaşlar böyle dik üçgenler falan verildiğinde ya da bir şeyler verildiğinde uzunlukla ilgili bir şey yapamıyorsak genelde biz açıya dalıyoruz. Açıya dalıyoruz. Hatta biz bunu benzerlikte üçgende benzerlikte kalıp olarak vereceğiz. Hatta kalıp 2 diye vereceğim. 90'lar havada uçuşuyorsa belki daha öncesinde de söylemişimdir. Ki büyük ihtimalle söylemişimdir. Açıya dal, açıya dal, açıya dal demek. Alfa beta'ya dal demek. Şimdi dalayım. Ne yapacağız? Şu dik üçgende mesela bu dik üçgenin kenarları verilmiş ya. Çünkü 2'ye 6 var burada dikkat edersen kardeşim değil mi? E buradaki dik üçgen var elimizde. Bir de şurada da bir dik üçgen var. Bir de kırmızıyı hipotenüs kabul eden büyük dik üçgen var. Eyvallah. E şimdi burada alfa beta dalınca alfa artı beta eşittir ne demek? 90 derece demek değil mi? A beta 90 sıradaki nedir? Alfadır. Çünkü diğer iki açının toplamı 90 olacak ya burası da alfa oldu. Alfa 90 burası da betadır. Çünkü şu ikisinin toplamı da 90 olacak. Alfanın 90'a tamamlayanı da betadır. Bak 90'lar havada uçtuğunda böyle alfa beta açılarına dalacaksın. Daldık. E dalınca bütün açılar eşit oldu iki üçgende. Ve 90'ın karşısındakiler de eşit. İki üçgende. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşitse iki üçgen eşittir. Ya da bak dikkat et çift çizginin kolları. Çift çizgiye ait açılar bu üçgende alfa ve beta. Burada da alfa ve beta. Yani açı kenar açı. Gördün mü? Aynı kenara ait açılar birbirine eşit olduğunda. O şekilde diyebiliriz ama dediğim şey daha mantıklı değil mi kardeşim? Bütün açılar eşit ve Aynı açının karşısındaki kenarlar eşitse 2 3 eşittir demek daha kolay değil mi? Evet. E burada alfanın karşısı 6 iken alfanın karşısı burada da 6'dır. Betanın karşısı 2 iken betanın karşısı burada da 2'dir. Çünkü niye? 2 3 eş. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Benden de kırmızı çizgi isteniyor. Kırmızı çizgiye ait şöyle bir dik üçgen var. 6 burası. E burası 8. 6 8 10 üçgeninden cevabı ne buluruz? 10 olarak buluruz. Örnek 8 10 çıktı. Geldik örnek 9'a. A BC ile A'ya birbirine paralel vermiş. Bak şununla şu birbirine paralel. Paralelliği kullanacağım. Hocam bu ne demek? Bak, doğru açılardan beri biliyoruz. Hocam U kuralı var burada. Burası da 90 mı? Evet. Tamam. E 90'lar ama da uçuyor. Öncelikle yapabileceğimiz bir işlem var mı? 9 12 15 3 4 5'in 3 katından dolayı değil mi? Başka bir şey yazabiliyor muyuz? Yazamıyoruz. O zaman dal alfabe'ye. Daldım kardeşim alfa Beta E tamamı 90'sa burası da alfa. Alfa 90'sa burası da beta oldu mu? Oldu. A hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısı 15. Burada da 90'ın karşısı. Hop 15 değil mi? Evet. İki üçgenle aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. O zaman bu iki üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. Hatta benzerliği gördükten sonra hocam benzer oldu. Benzerlik oranında 1 olduğunda eş oldu diyeceksiniz buna. E o zaman alfanın karşısı 9 alfanın karşısı 9'dur. Betanın karşısı 12 ise betanın karşısı 12'dir yazarsın. Böylelikle de x'i kaç bulursun? 12 olarak bulursun. Örnek 9 12 geldik örnek 10'a. Evet zor bir soru sanki biraz. Bakalım ne yapacağız. Şimdi soruya baktığımız zaman böyle 7 varmış 15 verilmiş ve x verilmiş. Arkadaş bu 7 ve 15'ten dolayı Pisagor'dan buraya bulmaya çalışıyorsunuz. Ya kardeşim yapma. Pisagor bağıntısından bak her ikisinde de böyle bu asal özel bir üçgen de yok. Kök bilmem ne bir gibi bir şey çıkacak. Hiç öyle saçma Pisagorlar sakın ama sakın yapayım demeyin. Tamam mı? Yapmadık kaldık. E hocam ne yapacağız? İki üçgende. 90'lar havada uçuşuyor. Dalacağız da alfabete Dal alfabete ya. Alfa, beta. Burası da alfa oldu mu? Oldu. Hocam burası da beta olur. Hayır. Niye? Alfa ile beta'nın toplamı 90. Kardeşim burası 90 verilmiş mi? Sen alfa 90 buraya beta diyorsun değil mi? Ya da şuraya beta yazıyorsun. Hayır kardeşim. Alfa burası 90 mı ki buraya beta yazıyorsun? Kaldık burada. Başka 90 geçişi yok. Kaldık. Ne yapacağız burada? Bu eşitliği kullanmamız lazım. Şimdi dostum soruya baktığın zaman sana bir uzunluk sorusu sorduğumda nereden bulursun? Özel durum yoksa ya dik üçgenden, Pisagor bağıntısından ya da nereden bulursun? Benzerlikten bulursun değil mi? Hocam bulamıyoruz. Benzerlik falan da yok burada. Daha benzerliği görmedik gerçi ama. O zaman Pisagor bağıntısı aklına geldi. Hemen böyle x'e ait bir Pisagor bağıntısı oluşturayım dersin değil mi kendi kendine? Hadi bakalım oluştur. Oluştururken nasıl oluştursun? Hocam dik üçgene karşılık getirmek için böyle bir dik çizelim dersin. Ama bak Çizdiğin dikte de dikkat et çift çizgiyi bölüyorsun. Kardeşim biz ta özel açı mantığında söyledik. Şurası 60 dereceyse ne yaparsın? Ya buradan dik çizersin dedik ya da buradan dik çizersin dedik değil mi? Evet. E o zaman sen burada x'e ait bir dik üçgen oluştuktan niye sadece buraya böyle bağımlı kalıyorsun? Aynı zamanda sen şuradan da şöyle bir dik çizerek yine pisagor bağıntısı oluşturamaz mısın? Evet. Oluşturursun. Aa şimdi alfa 90 ise burada beta geçişi de yapabiliriz. Ve bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Madem eş beta'nın karşısı 7 ise beta'nın karşısı 7'yi yazarsın. Alfa'nın karşısı 15 ise alfa'nın karşısı 15'i yazarsın. Sonra burada Pisagor yaparsın. Aa hocam 7'si burada. Tamamı 15'te. Buraya kaç kaldı? 8. Bak 8, 15. Ne üçgeni? 17 üçgeninden cevap 17. Çıktı mı arkadaşım? Çıktı. Bakın. Şimdi biz eşliği yaptık. Eşlikte Kenar açı kenar biraz zor da. Orada da aynı açının kollarına bakacaktık. Bu sanki biraz daha kolay. Çünkü e, ne eşliydi bu? Kenar e, açı kenar açı eşliydi. Aynı kenara ait açılar. Ama biz bunu nasıl kolaylaştırdık? Açılara dalıyoruz. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitse çok da kolay bir şekilde çıkıyordu. A bazen böyle ek çizimli şeyler de sorular da gelir. A bunları şu, şu anda bir iki sıkıntı yaşayabilirsin ama şunun mantığını sen benzerlikten sonra emin ol daha rahat bir şekilde yapacaksın. Şimdi de geldik üçüncüye. Kenar 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 eşliği. Bu da çok kolaydır. Sorularda direkt kendini belli eder. İki üçgende bütün kenarlar birbirinin tıpkısının aynısıysa bu iki üçgen benzerdir diyeceğim. Aslında benzerdir hatta benzerlik oranı birdir. Evet iki üçgende karşı kenarlar birbirine eşitse bu iki üçgen eştir kardeşim. E madem iki üçgende bütün kenarlar birbirine eşit. Madem bunlar eş o zaman ne diyorduk? eşliğin bizim en fazla kullanmamız şey. Hocam aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Ya da tam tersi. Eşit kenarları gören açılar birbirine eşit kullanacağız. Burada o zaman açıları yazmak hep önemli ya. Burada da kenar 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 geldiği zaman açıları yazacaksın bunu unutma. Çizgiyi gören noktaysa çizgiyi gören burada da noktadır. Çift çizgiyi gören çizgi ise çift çizgiyi gören burası da çizgidir. S'yi gören çift çizgi ise S'yi gören de çift çizgi deyip olayı bitirsin. Hatta burada eşlik hangi üçgenlerde hocam? Bak, ABC ile DFE de değil. Dikkat, çizgi çift çizgi nokta, çizgi çift çizgi nokta. Yani ABC ile DFE üçgeni eştir. eşliği de sana bu açıları yazdıktan sonra rahat bir şekilde yazdırabilirler arkadaşlar ve diğerlerinde de geçerliydi zaten bu. Onu söylemedim ama mesela burada açı kenar açıda bu açıları yazdıktan sonra ABC ile çift çizgi nokta çizgi, çift çizgi nokta çizgi FDE eşliğini çok rahat bir şekilde yazarsın. Hani bu yazılım da istenilebilir bizden. Açıları yazdıktan sonra gerisi zaten kolay. Evet kenar 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 aşırı derecede kolay. Bak şimdi. Hocam 90'lar mı uçuyor? Dalalım mı alfabetaya? Dersin hemen. Alfabeta dedin. Ama 90 yok ki burada. Buraya bir geçiş yapabiliyoruz. O zaman olmadı. E ne yapacağız hocam burada? Şimdi burada bir dik üçgen verilmiş. Bak burası A, burası B. Burası B, burası B. Şurası da A diyelim. Hocam şuraya ben bir c dersem b kare eşittir a kare artı c kare ya. E burada da b kare eşittir a kare artı c kare pisagor bağıntısı sağlanmasından dolayı. Burası da kesinlikle c olmak zorunda değil mi pisagor bağıntısından dolayı. Evet pisagordan dolayı. Hocam iki kenar eşitse üçüncü kenarlar eşit midir? Her üçgende değildir ama dik üçgen olduğundan. Şuraya a dedim ya şimdi. A dedim ya. E hocam b kare şuraya da şuraya a. Şu ab var ya. Buradaki üçgende pisagorda b kare ne eşittir? A kare artı c kare dediysem. E bu Pisagor'da da B kare eşittir. A kare artı C kareydi. Hatta şuraya X deyip de öyle işlem yapabilirsin. İşi garantiyelim A kare artı C kare eşit. Aynı zamanda B kare. A kare artı X kare eşit. Bunların ikisi birbirine eşit olduğundan X de neye eşit oldu? C'ye eşit oldu. Tamam. Bunların eşit olmasını bulduk kardeşim. Yani şu kenar da C oldu. O zaman iki üçgende bütün kenarlar birbirine eşit oldu. E o zaman bu iki üçgen kenar kenar kenardan eşittir. E o zaman ne diyeceğiz? A'yı gören alfaysa A'yı gören alfadır. C'yi gören beta ise C'yi gören betadır yazdık. Alfa ile betanın toplamı kaç derece? Alfa artı beta 90 derece. E hocam bizden zaten bak burada kaç isteniyor? B, A, E açısı isteniyor. Yani senden alfa artı beta isteniyor. A, alfa artı betayı da biz zaten 90 derece bulmuştuk. Cevap böylelikle 90 çıkar. Geldik sonraki soru. Örnek 12. Bak bütün kenarlar verilmiş. Çizgi S verilmiş. Çizgi S verilmiş. E tamam. Hocam İki üçgende kenarlar vermiş. Yani şu üçgen ile diğer üçgende. Bütün kenarlar eşit mi? Bakıyoruz. Valla eşit değil gibi aslında. Hocam 85 çizgiye S var. Böyle bir şey maalesef yok. E ne yapacağız hocam? Şimdi dikkat et. Çizgi S çift çizgi artı A. Çizgi S. A burası da çift çizgi artı A. İki üçgende bütün kenarlar eşit oldu. O zaman bu iki üçgen nedir? Kesinlikle ama kesinlikle eşittir. Yani burada çift çizgi artı A'yı 85 görüyorsa burada da çift çizgi artı A'yı 85 görüyordur. Açıları yazmak çok önemli kardeşim. Çizgiyi gören 25 ise, çizgiyi gören burada da 25'tir. E tamam 25'i de yazdık. E sonra ne oldu? 85, 25 daha 110 buraya 70 kaldı. Aynı şekilde buraya da 70 mi kaldı? Evet. Şimdi benden BDE. B, D, E. Yani 110 eksi A, B, C açısı isteniliyor. 70 isteniliyor. Cevap da böylelikle kaç çıkıyor? 40 derece çıkıyor kardeşim. Evet benden şu ikisinin farkı isteniyordu. Cevap 40 oldu. Ve geldik son soruya. Şimdi kenar eşitleri verilmiş. Böyle açı falan yok. Neler verilmiş? Verilen bilgileri kullanalım. AB ile AC'nin eşitliği söylenmiş. AE ile şurası ile şurası eşit verilmiş. Bir de bana bu bilgi verilmiş. Bu bilgiyi kullanmaya çekiniyorsunuz. Çekinme kardeşim. Şuraya bir AD buraya bir B de. Bak DC uzunluğuna A dedim. Yani o zaman burası da DE uzunluğu B dedim. E sonra B uzunluğu da A artı B. Bak burası da A artı B oldu. Bak kenarlar var burada. Dikkat et. Şu üçgendeki kenarlar çizgi çift çizgi A artı B değil mi? E, bu üçgendeki kenarlar da yine aynı şekilde çizgi çift çizgi A artı B olmadı mı? Oldu. İki üçgende kenarlar sadece kenarlar var. E o zaman iki üçgen eş oldu. Çünkü tekrarlıyorum çizgi çift çizgi A artı B çizgi çift çizgi A artı B olduğundan dolayı. E ben iki üçgen eş bulduysam ne yapacağım? Açılara dalacağım. Dal açıya. Burada çizgiyi gören 15 ise çizgiyi gören hocam burada da 15'tir yazdım. Çift çizgiyi gören şuradaki açıyla çift çizgiyi gören buradaki açı da birbirinin tıkkısının aynısıdır. Sonra burada A artı B'yi gören çizgi açısıysa burada da A artı B'yi gören çizgi açısıdır diyebiliriz. Hatta çizgileri şöyle bir alfa alfa diyelim bizden B, A, C alfa artı 15 isteniyor. E sonra ne yapacağız? İki açı yan yana gelmiş dayanamam. Alfa artı 15 İkisinin toplamı burası değil midir alfa artı 15 diye? Evet. Hatta ve hatta bence gerek yok. Hiç bunu da yazmayalım. Çünkü büyük üçgende şu da bir ikizkenar üçgen değil mi kardeşim? Evet. E, ee, x kenarsa alfaysa bunun da tamamı alfadır. E, alfa 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 artı 15. Yani yazıyorum alfa 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 artı 15. Toplamda 180'e eşittir. 3 alfa eşittir ne oldu? 165 oldu. O zaman Alfa'da ne yapıyor? 53, 55 mi yapıyor? 55 yapıyor galiba. Alfa'yı da 55 bulmuş oluruz. A bizden ne isteniyor? Alfa'yı 55 yazınca BAC açısı isteniyor. Bak, bu da 55 artı 15 yaptı ve böylelikle cevap kaç yaptı? 70 yaptı arkadaşlar. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Eşlikte yaptığımız tek şey şu. Bir eşlik teoremlerini bileceğiz. Bir de açıları yazacağız. Açıları yazdıktan sonra aynı açının karşısındaki kenarlar eşit ya da ters mantı eşit kenarları gören açılar eşit diyeceğiz ve olayı bitireceğiz. Ve böylelikle bitti mi ya? Başka soru yok değil mi? Yok. Böylelikle üçgen değiştiği bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda üçgende benzerliğin ilk videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.